Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. 2023 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, 22'sine kadar Güneş Yay burcunda olacak. 22'sinden itibaren ise artık Güneş Oğlak burcunda parlamaya başlıyor. Bu ay doğan tüm Oğlak burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen Oğlaklar, Güneş burcunuzun üzerinde parlarken enerjiniz, motivasyonunuz artmaya başlayacak. 1 Aralık'tan itibaren Merkür burcunuza geçiyor, Oğlağa geçecek. Dolayısıyla bu sizi zihinsel anlamda da bu ay özellikle daha fazla hareketli ve daha verimli hale getiriyor. Merkür Oğlak burcunda güçlüdür. Siz de aslında böyle planlı, programlı bir burçsunuz ve Merkür zihinsel yeteneklerinizi daha fazla arttıracak. Yeni bir şeyleri öğrenmek, okumak, yazmak, bir proje tasarlamak, işte toplantılara katılmak ve eğitim için aktif olmak, eğitim alanında, ticari aktivitelerde çok daha verimli olabileceğiniz bir ay aslında. Ancak şuna dikkat çekmek istiyorum. Ayın 13'ünde Merkür gerilemeye başlayacak. Bu nedenle ayın ilk yarısını, ilk 10 günlük dönemini daha iyi değerlendirebilirsiniz. 7, 8, 9 Aralık'ta Merkür Jüpiter üçgeni ekstra bir rahatlık, bir şans, fırsat getirebilir. Bu da sizin için çok önemli görünüyor. Bu ayın belki de sizin adınıza en şanslı günlerinden 7-8-9 Aralık'ı değerlendirebilirsiniz. 13 Aralık'ta Yay burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay 12. ev yeni ayı. Burada Mars da var. Bu yeni ay sırasında Merkür'ün işte artık gerilemeye başlaması biraz hani kontrol dışı durumları ortaya çıkarabilir. Gizli konular, işte sizin çok fark etmediğiniz bazı arka planda olan işler, genel olarak çalışma ortamınızdaki rakipleriniz ya da sağlıkla ilgili konularda biraz daha temkinli olmanız gereken bir dönem. Belki biraz manevi konulara, ruhsal konulara yönelebilirsiniz. Bununla birlikte 12. ev uzaklar ve yabancılarla da ilgilidir. Zaten Yay böyle bir burç. İşte yurt dışında uluslararası bir işle ilgili bir girişimde bulunmanız, belki bir seyahatle ilgili bir gündemin oluşması, biraz hani bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmanız, biraz izole olmanız söz konusu olabilir. Bu bir sağlıkla ilgili bir hassasiyeti de ortaya çıkarabilir. İşte sağlık kontrolleri, hastane, bakım, klinik gibi işleriniz olabilir. Belki biraz hani bilinçaltı konuları, terapi, şifa, arınma gibi arayışlarınız olabilir. Bu konularda aslında önemli bir yeni ay döngüsü. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda İkizler, Başak, Yay ya da Balık, bu burçların 20 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili, çok daha önemli olabilir. Yeni ay ile birlikte Merkür burcunuzda gerilemeye başlayacak. Merkür 23'üne kadar Oğlak'ta gerileyecek. Bu dönem sizi zihinsel anlamda biraz yavaşlatabilir ama daha fazla her şeyi sorgular hale gelebilirsiniz. İşte bir alışverişi, bir anlaşmayı, sözleşmeyi lütfen ayın ilk günlerinde tamamlamaya çalışın. 13'ünden sonra yeni kararlar vermek, özellikle anlaşmalar yapmak, imza atmak, belki böyle bir önemli bir alışveriş için çok doğru olmayabilir. Bu dönem yavaşlama, gözden geçirme dönemi, eksikleri tamamlama, işte geçmiş konuları gözden geçirebilirsiniz. İşte öğrenciyseniz işte sınav öncesi böyle bir çalışma yapabilirsiniz gibi. Yani böyle bir dönem. 23'ünden itibaren ise Merkür Yay'da gerileyecek. Bu sizin için biraz daha sıkıcı olabilir. 12. evinizdeki Merkür'ü gerilemesi bilinçaltınızı hareketlendirirken işte bastırdığınız duyguların, düşüncelerin açığa çıkması, işte sakladığınız bir şeylerin ortaya çıkması ya da sizden saklanan bazı gizli bilgileri öğrenmeniz biraz hani sinir sisteminizi de yorabilir. Sağlık konularında da biraz sıkıntı yaratabilir. Bağışıklık sistemi problemleri gibi. İşte uyku sorunları yaratabilir. Bu dönemi daha iyi bir yönetmeniz gerekiyor. Dikkatli olmanız gerekiyor özellikle sevgili Oğlaklar. 22'sinden itibaren Güneş burcunuza geçecek. Güneşin artık burcunuza geçişiyle beraber enerjiniz artmaya başlayacak. Çünkü Güneş demek yaşam enerjisi demek. Sizin döngünüz başlıyor. 27 Aralık'ta yine sizin için çok önemli olacak bir dolunay var. 4 derece Yengeç burcundaki dolunay tam karşıt burcunuzu aydınlatırken ilişkilerinizle ilgili çok belirgin etkiler ortaya çıkarabilir. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarında mı? 0 ile 8 derece arası alabilirsiniz. Bu dolunay sizin için çok daha etkili olacaktır. Dolunay sırasında Jüpiter'in güzel bir açısı var. Aslında kendi içinde kısmetleri olan şanslı da bir dolunay. Bu dolunay evlilik, yuva kurma, evlenme gibi konularda önemli kararlar getirebilir hayatınıza. İşbirlikleri, ortaklıklar gibi konularda da yine önemli bir dolunay, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da bir süreç içerisindeyseniz bunun tamamlanması, işte sonuç almanız mümkün. Daha önceden yaptığınız bir hazırlık varsa ilişkilerinizle ilgili bir evlilik gibi bu gündeme gelebilir. Ancak yeni kararlar için Merkür retrosu olduğu için en azından 2 Ocağı kadar yasal işlerinizi, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi biraz bekletmekte fayda var. 2 Ocak'tan itibaren Merkür artık ileri harekete döneceği için buralarda daha rahat hareket edebilirsiniz. Bu dolunay Jüpiter 5. evinizde olduğu için eş, partner konuları, aşk ilişkileri, İşte sevdiğiniz kişiden güzel bir teklif almanız, evliyseniz çocuk sahibi olmak için bir karar verebilirsiniz ya da eşinizle birlikte ortaklaşa güzel bir karar verebilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle iyi zaman geçirmek için yılın son zamanlarını, yılbaşı zamanında belki güzel bir aktivite planlayabilirsiniz. Bunun gibi güzel fırsatlar getirebilir. 26, 27, 28 Aralık Güneş-Jüpiter üçgeninin aktifleştiği zamanlar sizin için oldukça verimli, şanslı enerjiler, yılın en şanslı zamanı olarak ortaya çıkıyor. Maddi manevi bazı önemli fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.